Muhabbet Kutlu Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere güzel faydalı bir video için karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu muhabbet kuşlarında karın kısmında aşırı şişmeler, özellikle dişi kuşlarda. Bunların sebepleri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim size bugün. Yalnız pardon, biraz hasta boğazlarımı üşüttüğüm için, hasta olduğum için yani boğazlarımı biraz üşütmüşüm, soğuk suyu fazla kaçırmışım, sesim fazla gelmiyor. O yüzden mikrofonu, gördüğünüz gibi mikrofonumu tekrar ağzıma tutarak video çekiyorum. Bir haftadır fazla video atamadım. Bugün bunu telafi edelim dedik. Şimdi muhabbet kuşlarında neden bu şekilde kuşların poposu şişer? Bunu da bana bir arkadaşım getirdi. Bu şekilde kuluçkada poposu şişmiş. Şöyle göstereyim. Çok aşırı bir şişme var. Aşırı şişmenin sonucunda kuluçkada kuş yumurtlayamıyor. Ve sadece yumurtlama sıkıntısı değil. Benim burada başıma da geldi. Sadece yumurtlama sıkıntısı olsa yine yumurtayı çıkarırsınız. Ama bir aşırı bir şişlik var. Ve bu şişlikte içinde yumurta yok. Yumuşak bir şişlik var. Yani ne kadar kontrol ederseniz edin yumurta elinize gelmiyor. Aynı şekilde burada bir tane daha kuşum var. Şimdi bunun sebeplerinden bahsedeceğim. Buradaki mavi kuşumun sıkıntısı nedir? Bunda da aynı şekilde popo şişmesi var. Buradaki kuşumun sıkıntısı arkadaşlar yumurta kabuğunun oluşmaması. Birinci nedenlerden biri fazla yumurtlayan kuşlarda yumurta kabuğunun oluşmadığı durumlarda karın kısmı, popo kısmı gördüğünüz şekilde, gördüğünüz gibi bakın şöyle yandan göstereyim, aşırı şekilde şişer. Şimdi ben bu kuşumun karnına masaj yaptığımda kabuksuz yumurtanın açılmasını ve yumurtanın çıkmasını sağlıyorum. Fakat belli bir süre sonra tekrar aynı sorunu yaşıyor. Onun gibi 2-3 kuluçka yapmış. Gördüğünüz gibi şurada sarı bir kuşum var. Onu da salmaya bıraktım. Onda da aynı şekilde 2-3 kuluçka yaptıktan sonra dinlenmeye çektim. Fakat yuvalıktan çıkmıyordu. Sorunu nedir diye baktığımda kuşun karın kısmında aşırı bir şişlik olduğunu gördüm. Bu şişliklerin sebebi sadece arkadaşlar yumurtayla alakalı değildir. Bu şişliklerin sebebi yağlanmayla da alakalı olabilir. İkinci sıkıntımız yağlanma. Yağlanma durumlarında özellikle dişi kuşlarda aşırı popo şişlikleri olur. Bunlar yumurtayla alakalı değildir. Bağırsaklarla da alakalıdır. Yuvada yattığı için de olabilir. Bağırsakları kitlenmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu gibi kuşlarda arkadaşlar neler yapmanız lazım? Öncelikle yağlanma olan kuşlarda alt kısımlarda, göğüs kısımlarında sarı tabak olur arkadaşlar. Bu sarı tabaka yağ tabakası, kuşun yağlandığını gösterir. Sarı deri tabakası arkadaşlar. Onun haricinde bağırsakla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman kuşu elinize aldığınızda poposunu üfleyip baktığınızda bazen şunu da görebilirsiniz. Bağırsakların hareket ettiğini, nefes alıp vermekle birlikte bağırsakların içeride şişmiş olduğunu ve hareket ettiğini görebilirsiniz. Bu da kabızlıkla alakalı olan bir durumdur. Bu gibi durumlarda ne yapmanız lazım? Bu gibi durumlarda karamisin bağırsak enfeksiyonları ilacını kullanmanız lazım ki bağırsakları çalışması düzene girsin. Tabi bunu kullandıktan sonra 5 gün kullandınız. Daha sonra ne yapacaksınız? 7 gün probiyotik kullanacaksınız. Bu da bağırsak sindirim sistemini düzenleyecek arkadaşlar. Hem bağırsaktaki mikropları öldürmüş olacaksınız. Hem de kuşun eski haline dönmesini, bağırsak sisteminin düzenlenmesini sağlayacaksınız. Tabi bu yağlanma olan kuşlarda günlük en az yarım saat uçuş yapılacak evde. Yemlerine dikkat edilecek. Sade aktarı verilecek. Aspur verilmeyecek. Yulaf verilmeyecek. Bu gibi kuşlar arkadaşlar haftada 1-2 kez yeşillik verebilirsiniz. Yağlanmasını çabuk atlatabilmesi için bol bol da uçurmanız lazım. Bunlara dikkat edin. Onun haricinde arkadaşlar bazen erkek kuşlarda da oluyor. Erkek kuşlarda olduğu zaman zaten direkt bağırsak sorunu olarak düşünebilirsiniz. Bağırsak sorunundan olabilir diyebilirsiniz.
Başka yağlanmadan olabilir diyebilirsiniz. Kabızlıktan olur diyebilirsiniz. Bakın şöyle şu kuşu sizlere göstermek istiyorum. Kaçmaya çalışıyor ama fazla da kaçamıyor. Şöyle popo kısmını göstereyim. Bakın aşırı şişme olmuş. Şimdi bana gelen bu kuş yuvada aşırı yatmış. Kuş yumurtlayamamış. Yatmış. Popoda gördüğünüz gibi bayağı bir şişmiş ve kuş uçamıyor. Şöyle kuşun alt kısımlarına beraberce baktığımız zaman şöyle net bir görüntü vereceğim size. Şöyle beraberce baktığımız zaman bakın sarı yağ tabakaları popo kısmından başlayarak göğüs kısmına doğru aşırı şişkinlikler devam ediyor. Yani benim tahminim bu kuşta yağlanma var. Yumurtada yattığı için, yumurtlayamadığı için bakın uçamıyor da kendini yere atıyor. Yağlanma var. Bu kuşumu şimdi Salma'da tedavi aldım. Salma'da herhangi bir uçma eğitimine gerek yok. Burada kendisi kuşların sesinden yemlere ulaşmak için çıkacak yukarı, aşağı inecek. Erkekler kovalayacak. Oraya gidecek, buraya gidecek derken günde bayağı bir spor yapmış olacak. Ve kullandığım yemler de aktarı olduğu için, içinde fazla yağlı yemler olmadığı için ne olacak? Zayıflaması hızlanacak arkadaşlar. Onun için bugün burada gördüğünüz yumurtada, daha önce Salma'da yumurtlayan kuşum kafesi ayırdıktan sonra aynı şekilde yuvada yatmaya başladı. Yuvada yatıp poposu şişmeye başlayınca ben de tekrar Salma'ya aldım. Bu kuşumun da burada düzeleceğini düşünüyorum. Bunda da yağlanma olduğunu düşünüyorum. Çünkü yumurtlamadı. Yumurtlamamasının en büyük sebeplerinden biri de yağlanmadır arkadaşlar. Yağlanma olan koşularda böyle şişkinlikler olur. O yüzden bu tarz bir durum fark ettiğiniz zaman öncelikle yumurta sıkışmasından şüpheleneceksiniz. Yumurta sıkışması için yumurta sıkışması videoma bakabilirsiniz. Eğer çıkarabiliyorsanız yumurtayı çıkaracaksınız. Çıkaramıyorsanız profesyonel insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Veterinerlerden yardım alabilirsiniz diyorum. Daha sonra arkadaşlar eğer yumurtaysa dediğim gibi yumurta sıkışmasındaki gibi yumurtayı çıkarabilirsiniz. Değilse popo yumuşak ise ya kabuksuz yumurta oluşumu vardır ya da yağlanma vardır. Bunlardan şüphelenebilirsiniz. Bununla ilgili tedavileri uygulayabilirsiniz. Tabi arkadaşlar kusuruma bakmayın. Konuştukça sesim kısılıyor. Fazla sesim çıkmıyor. Size şimdilik elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Siz de farkındasınızdır. Burada özellikle Salma'da arkadaşlar yağlanmayla ilgili sıkıntı olan kuşlarımı bulunduruyorum. Salma'da olan kuşların üretimi, verimi iyi oluyor. Neden diyeceksiniz? Kuşlarda kolay kolay yağlanma olmuyor. Benim buraya bıraktığım kuşlar kafeste yağlanmış kuşlar. Onun haricinde bir tane bu kuşum var. Bunun da yumurta kesesi oluşmuyor diye düşünüyorum. Veya yumurtanın kabuğu sertleşmiyor, oluşmuyor. Bir şekilde işte yumurtlayamıyor. Böyle bir sorun var arkadaşlar. Tabii bu tarz konularda daha önce başıma geldiğinde, yıllar önce size biraz bundan bahsedeyim. Bir tane çok güzel çovcumba kuşum vardı. Dişiydi. Aynı şekilde popoda şişme oldu. Yumurtlayamadı. Yumurta da popoda yoktu. Ben bunu bir tane bu işin ustalarından birine götürdüğüm zaman kuşu benden aldı. Bir iki gün sonra gelip alabileceğimi söyledi. Ve geldiğinde kuşun karnı tamamen inmişti. Ne yapıldığını sorduğum zaman tabii ben işlemi görmediğim için herhangi bir şey yapmadım. Şırıngayla arkadaşlar kuşun kese içerisindeki yumurta kabukları, kalıntılar şırıngayla çekiliyormuş arkadaşlar. O da tam olarak nasıl çekiliyor bilmiyorum. Ama bu yumurtaların kalıntıları olsun veya herhangi bir şırıngayla yumurta kesesi delinerek yapılan işlemlerde bir dahaki kuluçkalarda yırtılma olasılığı var kesenin ve yumurtanın bağırsakları düşme olasılığı var. O yüzden eğer yumurta kesesinin ağzından giriş yapılarak rahim temizlenmiyorsa kuşlarda sıkıntı arkadaşlar. Çünkü o deliğin kapanması bayağı bir süre sürebilir. O süreçte kuşun hamile kalmaması lazım. Erkek kuştan ayırmanız lazım. Bu gibi sorunlar var. Tabii ben bunu hiç daha denemedim. Bunu denemek için uzman bir doktor olmanız lazım belki de.
Tabii kuşlardan anlıyoruz ama ameliyat edecek kadar değil. Tabii şırınga ile boşaltma işlemini belki kendim yaparım. Ama kuşların sağlığını kaybetme riskini alamıyorum arkadaşlar. Yani o işlemi yaptıktan sonra kuş belki bir daha yumurtlayamayacak. Belki farklı sorunlarla karşılaşacak. O yüzden bilmediğimiz her şeye pardon, bilmediğimiz her şeyi yapmaya kalkmak bazen iyi sonuçlar vermiyor arkadaşlar. O yüzden bilen kişilerden öğrenmek veya bilen kişilere bu işlemleri yaptırmak daha mantıklı. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Sesim kısık bir şekilde, sesimin yettiği kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah bol like atarsınız. Bu sarf ettiğim ses enerjisi için kusuruma bakmayın diyorum tekrardan. İnşallah haftaya tedavimi tamamlıyorum. Yani tedavimi tamamlıyorum derken, şimdi izleyenler diyecek ki abi korona mı oldun? Yok, Allah'a şükür bu zamana kadar korona ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bundan 2-3 gün önce soğuk su içtim yatarken ve gündüzleri hava sıcak diye çalışırken. Ondan sonra bir gün sonra soğuk su içtikten sonra tabii bir baktım ses gitmiş arkadaşlar. Ondan sonra ıhlamur, nane, limon derken yeni yeni bu kadar sesim açıldı. Ara sıra tam olarak açılıyor, ara sıra konuştukça kısılıyor sesim. Kusuruma bakmayın, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.